Hatta soruma bile cevap vermiyor ki adam. Ne bekliyordun Ayşen? Senin için kendini tehlikeye atacak beyaz atlı bir prens mi bekliyordun sen? Hı, daha çok beklersin. Bilir mışıl mışıl uyuyordur şimdi. Tabii lüks hayatına, rahat yatağına da kavuştu. Oh mis! Ateş? Ayşen? Bu sefer geldim. Aşağıdayım. Aa, neden? Ne işin var burada ya gece gece? İşte işin en güzel kısmı da burada. Seni almaya geldim. Saçmalama, tabii ki gelemem. Ne demek saçmalama? Peki, o zaman hemen teklifimi sunuyorum. Eğer 2 dakika içinde aşağı inmezsen, kornaya basar, bütün evi ayağa kaldırırım. Seçim senin. Bekliyorum. Çok güzel. Evet, güzel bir yer burası. Ara sıra geliyorum. Ama hiçbir zaman bu akşamki kadar güzel olmadı, biliyor musun? Neden? Çünkü ilk defa baş başayız ve mahalleden uzağız. O kadar iyi geldi ki. E tadını çıkaralım o zaman. Nasıl? Ay Ateş. Bak göldeki gibi bir delilik yapacaksan aman ha. Merak etme. Merak etme. Ben orada dersimi aldım. İlk olarak ağaçlara tırmanmıyoruz. İkincisi de kesinlikle ağaçlara bağlı olan iplerden sallanmıyoruz. Şimdi anın tadını çıkarmamız için yapmamız gereken birkaç ufak şey var. Öyle mi? Hı hı. Hı. Neymiş? Öncelikle başını omzuma yaslaman gerekiyor. Tabii tabii. Gel, çekinme. Gel gel. Güzel. Şimdi gözlerini kapat. Ve anın tadını çıkar. Ateş. Şşşt. Kalbin çok hızlı atıyor. Aslında ben de tam olarak bu konuyu seninle konuşmak için buraya getirmiştim seni. Ayşen. Sen benim kalbimin ritmini değiştiriyorsun. Sen bu kadar romantik biri misin? Yok canım. Şöyle açıklayabiliriz bu durumu. Eğer sen de benim gözlerimden kendini görebilseydin, o zaman beni daha iyi anlardın. Ne bileyim. İlk kez seninle böyle bir anın içindeyim. Hatta ben seni doğru dürüst tanımıyorum bile Ateş. Tamam. Tanışalım o zaman. Ben Ateş Avcı. Ben de. Ayşen. Çok memnun oldum. Pardon, söyledim sandım da. Benim kadar olamazsın. Elimi alabilir miyim? Ya çok fenasın ya. Demek ki olabiliyormuş. Yani insanlar dalabiliyormuş böyle zaman zaman. Beni anlamana o kadar çok sevindim ki. Nerede kalmıştık? Ayşe. İyi ki varsın. Sen de. Deli çocuk. Günaydın Yasemin. Günaydın. Günaydın. Güliz Hanım, siz de kıyafetlerinizi salonda satmaya mı karar verdiniz? Günaydın Yasemin'ciğim. Hala. Bana bundan sonra hala dersen çok sevinirim. Ha, hala, halacığım. Evet. Hayır, birlikte bakarız diye yeni modeller getirttim. Ama benim var. Vardır tabii. Ama sen artık bu evin bir tanecik kızısın yani. Çekinme, lütfen. Ama yapma böyle karıcığım. Burası da bizim evimiz. Öyle çekinmece, gücenmece yok. Olmaz. Hadi git bak. Git, sen seversin böyle şeyleri. Ama... Aa, aması maması yok Yasemin. Hadi itiraz istemiyorum. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Özlemişim şu evimdeki boğaz havasını. Ablacığım, bir tane daha çekelim ya. Şöyle biraz daha in tabağa. Aynen. İçine et görür. Süper. Ya siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? İçeride bir ton iş var, müşteriler falan. Ha, burada fotoğraf çekiniyorsunuz ama. Ya kayınço, müşteriler bu fotoğraflara geliyor. Sosyal medyanın gücü. Şişt. Kıvırcık, biz ne yapıyoruz burada? Çalışıyoruz işte. Bu da bir iş. Abimin doğum günü. Ay, doğum günü de unuttuk ya. Neyi unuttuk kız? Siparişleri. Bir şey yok, siparişleri yok. Ya yemin ediyorum şurada herkesin eli işte gözü oynaştı. Bir tane yüzü ara ben kaldım. Çalış be. Hani güzel. Evet. Çay. Geldiler. Canım. Oo. Ne oldu ya, kötü mü? Çok güzel. Ay, Güliz Hanım öyle ısrar edince ben de aldım. Yani sonuçta insanlar o kadar şey yapıyorlar. Yasemin'cim, halam 40 yılın başı bir elbise aldı sana. Lafını yapıyorsun ama ayıp oluyor. Aman kız! Perşembe pazarında da vardı da almamıştım ben öyle yani. Niye, çok güzel, çok yakışmış ama. He? Ben beğenimi de. Kırarım ben. Abla, saçmalama bence. Var ya, yani bu elbise dünyaca ünlü bir markanın en pahalı modeli, delirme ya. Taşıyamamış Ayşe. Ama abla... Bir dakika. Pahalı derken? Oo. Yasemin. Olmamış. Yani şimdi madem bu kadar pahalı... Bunun bir albenisi gelgeli olması lazım. Bu kadar pahalı olduğunu biz anlamıyoruz. Bir de yani mahallenin dokusu değil. Yakışmamış mı yani? Ben öyle bir şey mi dedim? Öyle bir şey dedim mi ben? Öyle değil yani. Yeri değil. Yahu yeri zamanı mı olur? Elbise bu. Abartmayın. Aynı işte bizim tişörtler, gömlekler gibi. Bu işten anlamadın. O kadar belli ki Ateş. Şuna bakar mısınız? Sanat eseri ya. Kız, biz seni yanlış şey mi okutuyoruz acaba? Hayır. Ya sen onu bunu bırak da. Ayşen, ne kadar bu? Ah! Yasemin bak, şöyle anlatayım. O kadar pahalı ki biz bunu satsak... Bizim arabadan var ya 3-4 tane alırız. Çok ciddiyim. Hadi be. Ha. Vallahi. 4 tane olmaz ya. Yok canım, siz de abartmayın. Ne sandınız, baksana. Ne var, bir şey yok ki, tavus kuşu gibi elbise.